Evet, hakikaten yazık canlarım benim. Çok üzülüyorlar güzel bir kadın gördüklerinde. Ya daha az sevileceklerini zannediyorlar. Halbuki olay bildikleri gibi değil. Yani çok hata var orada, çok büyük bir hata var. Orta güzellikte bir kadın düşünelim. Bir de dünyalar güzeli bir kadın. Bakın ikisi de eşittir. Ne kalıyor biliyor musun geriye? Akıl, tutku, derinlik kalıyor. Bir kadını akıl, tutku ve derinlik insanı delirtecek derecede etkileyici hale getirebilir bir kadının. Yani deli divane oluruz. Aklıyla orta derece bir kadın, herhangi bir kadın. Dünyalar güzeli kadın onun yanında hiç kalır adeta. Hiç. Yani çok durağan kalır. Allah onun kapısını kapamamıştır. Yani bu erkek için de geçerli, kadın için. Mesela erkek, ne bileyim adam, farz edelim, herhangi bir insandır. Herhangi bir görünüşte. Ama bir başka adam geliyor mesela, omzu dev gibi, kollar, adamın kolunun üç misli falan, böyle her yer, adele, değil mi? Güçlü, kuvvetli falan. Ama bir de normal bir erkek var ama veyahut hatta ne bileyim işte daha zayıf diyelim, bedenen daha zayıf. Efendim mesela o şahsın kuvvetinin belki beşte biri bile yoktur onda. Beden kuvveti. Mesela onun kazusuyla mesela 100 kiloyu kaldırıyorsa o 15 kiloyu ancak kaldırıyor olabilir. Akıl, tutku ve derinlik kimdeyse kadın ona yönelir. Ve kadın deli divane olur öyle bir erkek için. Yani akıllı, tutkulu, aşkın sonsuz derinliğine onu çekebilen bir erkek için kadın delirir yani, aklını alır. Öbürü ona sığır olarak gelir. Yani bir hayvan olarak gelir. Yani her şeyi iter. Her şeye gıcık olur. Yemesi, içmesi, oturması, kalkması, adeleleri, sırtı, bacağı. Yani bir hayvan gibi gelir ona. Ve çok itici gelir. Onun için bunu bilmeyen tipler oluyor. Geliyor karnını göstertiyor. Dönüyor işte poposunun resmini çekiyor, koyuyor falan. Kadın daha da kızdırır bu. Mesela yandan sırıtarak resim çektirmiş. Ve cıvık hareketler yapıyor. Akılsızlığını sürekli göstertiyor, elinde olmadan. Akıllı bir erkeğin yanında o bir hiçtir. Kadın da öyledir. Yani güzel bir kadının yanında akıllı, derin, tutkulu bir kadın kahredici bir güçtür. Yani insanı adeta sarhoş eder, yani esir eder. Yani insanı hipnoza sokar öyle bir kadın. Ya delicesine bağlanmasına sebep olur. Onun için yani kapı kapalı değil. Onu bir kere bir kenara koyalım. Öyle bir şey yok. Kadınlar bunu yanlış biliyorlar. Aa, daha güzel bitti. O ilkel insanlar için mesela ona göre erkeğe göredir o. Yani onun da erkek tiplemesi vardır. Mesela işte göbeğindeki baklavaya falan güveniyorsa işte kadının da işte ince bacaklı olması, işte geniş omuzlu olması falan kendi kafasına göre öyle bir şey vardır. Bunlar arasında bir şey olur mu? Olmaz. Hiçbir şey olmaz. Kadın ondan zevk almaz, o da kadından zevk almaz. Bak beğenmesine rağmen, müthiş beğenmesine rağmen hiç zevk almaz, hiç etkilenmez. Ruhunda hiçbir heyecan duymaz. İşte bu münafıkların uğraşması gibi işte mavili falan takılmaları gibi hiçbir şekilde hiçbir şey olmaz. Bak münafıklar gagucuk olmuş durumdalar. Bitti. Bitti. İptal. Niye? Çünkü öyle zalim bir ruha Allah işte öyle bela verir. Öyle sevgisiz bir ruha Allah öyle bir bela verir. İşte bak, bakın açıkça söylüyorum bak, bu mucizedir. İptal. Net iptal. Kendilerini yerden yere atsınlar isterseler. Ne yaparsa yapsın iptal. İşte bu beladır Allah'ta. Onun için güzel olmayan kadınlar, yani normal güzellikte olan kadınlar çok yanlış biliyorlar.
Yani tutkuyla akıl almaz bir güce dönüşürler. Bazen ben kız arkadaşlarımla görüyorum öyle, konuşuyoruz falan, söylüyorum. Yani tutku gücünün artmasıyla gücünün nasıl artacağını tarif ettiğimde zaten anlıyor ve onu da yaşıyor hakikaten. Görüyor kendisindeki gücü o zaman. Öbür türlü olanlar boş yere kendini üzüyorlar. Yanlış biliyorlar. Yani Allah aklın gücünü kahredici bir güç olarak yaratmıştır. Tutkunun gücünü, aşkın gücünü, onun bir kapısı vardı. Onu açıldın mı, insanı o sarhoş eder, alır içine götürür. Yani hatta kadın onun gücüne dayanamayabilir. Yani tutkunun gücüne dayanamayabilir. Yani çok korkunç bir etki yapar. Şiddette, yani bütün vücudunu sarsar. Kalbi dışına çıkacak gibi olur. Ya boğulacak gibi hisseder kendini onun şiddetinden. O muazzam bir güçtür. Tabii hiçbir şey olmaz ayrı, daha onun sıhhatli, daha sağlıklı ama vücudunu da çok sarsar. Aldığı hazzın şiddeti, tutku hazzının şiddeti çok çok yüksek olur. Yani tarif edemeyeceği bir zevk ve güzellik oluşur. Evet, dinliyorum.